14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilme hakkı kazanan Deniz Yavuz Yılmaz ve Eylem Ertuğrul, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakime Müjgan Demiröz'den mazbatalarını aldılar. Bu çiçeklerle birlikte ülkemize bir bahar gelir. İnşallah. Hayırlısı. Teşekkür ederiz. Şöyle takdim edeyim, hayırlı olsun. Efendim, bakabilir miyim? Deniz Vekilim, buradayız. Sayın Vekilim. Sayın Vekilim, buradayız. Efendim, bendeyiz. Buradayız, bendeyiz efendim. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Yani teşekkür sağ ederim, hayırlı olsun. Sayın Vekilim, bir imzanızı alacağız. Evet. Geçen şuraya bir buraya mı gidiyorsunuz? Fark etmez artık bu yere. Sesi güzel var. Sen bizim şurada evlerimiz başkanı. İmza atıyorum. Evet. Şurada meclis başkanından gönderdiler. Peki. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet, teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Tamam Seval. Tamam. Tamam. Ben imza alacağım galiba. Sadece imza yeter mi? Bir teslim aldım diye şey yapıp imza almamız yeter. Şunu da size takdim edeyim. Bunları biz başkanlığından gönderdik. İkimiz yan yana ortada Hakim Hanım olmak üzere efendim. Sizi ortaya alalım. Öyle mi yapalım? Öyle mi yapalım? Şöyle şurada tekeyim. Evet. Şöyle tutuyor musun? Buyurun Hakim'in size şöyle alalım. Evet Sayın Vekilim, buradayız. Evet bakıyoruz efendim, buradayız. Buradan da tutarsanız. Efendim bendeyiz, buradayız. Teşekkürler. Buraya da bakabilir miyiz efendim? Gösterin. Vekilim düzgün tutarsınız. Evet buradayız Sayın Vekilim. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Deniz Yavuz Yılmaz ve Eylem Ertuğrul mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Burası Zonguldak, burası domuz bağıyla can alan teröristlerin yeri değil, domuz damıyla can kurtaran madencilerin memleketi. İnsanlarımızı tehdit eden, korkutan bir siyaset anlayışından insanları kurtaracağız diyen Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, milletimizin iradesini temsil eden mazbatalarımızı iki milletvekili olarak teslim aldık. Milletimizin iradesini meclise dillendireceğiz. Uzun süredir hem Zonguldak'ta hem de Türkiye'de kutuplaştırıcı bir siyaset izliyor AK Parti. Temiz siyaset iktidarda bulunan partileri davet edeceğiz. Bu noktaya getireceğiz. Dostlar, önümüzde çok kritik bir seçim var. Bu seçim hem baharın geleceği seçim olacak hem tüm vatandaşlarımız nefes alacak. Artık yukarıdan konuşan, ne yapmamız gerekeni söyleyen kibirli bir yönetim anlayışından Türkiye'yi kurtarma zamanı gelmiştir. Hep birlikte sandıklara gideceğiz ve insanlarımızı üzen, hazineyi hortumlayan, hazinenin altında delikler açıp 3-5 yandaşı zengin edip 85 milyonu fakirleştiren yönetimden Türkiye'yi kurtaracağız dedi. Milletimizin iradesini temsil eden mazbatalarımızı bugün iki milletvekili olarak teslim aldık. Milletimizin iradesini mecliste dillendireceğiz. Biliyorsunuz uzunca bir süredir hem Zonguldak'ta hem Türkiye'de kutuplaştırıcı bir siyaset yolu izliyor AK Parti. Burası Zonguldak, burası domuz bağıyla can alan teröristlerin değil, domuz damıyla can kurtaran madencilerin memleketi. İnsanlarımızı tehdit eden, insanlarımızı korkutan bir siyaset anlayışından Türkiye'yi kurtaracağız. Ve temiz siyasete herkesi, tüm iktidarda şu anda bulunan partileri de davet edeceğiz. Bu noktaya getireceğiz. Değerli dostlar, önümüzde çok kritik bir seçim var. Bu seçim hem baharın geleceği bir seçim olacak, hem tüm vatandaşlarımız nefes alacak. Artık yukarıdan konuşan, ne yapmamız gerektiğini söyleyen kibirli bir yönetimden, yönetim anlayışından Türkiye'yi kurtarma zamanı gelmiştir. Hep birlikte sandığa gideceğiz ve insanlarımızı üzen, yoran, hazineyi hortumlayan, hazinenin altında delikler açıp 3-5 yandaşı zengin edip 85 milyonu fakirleştiren bu yönetimden Türkiye'yi
hep birlikte kurtaracağız. 28 Mayıs günü sabah saat 6'da sandıkların başında olacağız. Bizim yolumuz tüm vatandaşlarımızı aynı gönülde birleştiren 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoludur. Yolumuz açık olsun, umudumuz bol olsun, omuz omuza mücadele verip 29 Mayıs sabahında Zonguldak'ta Türkiye'de baharı getirmek dileğiyle. Zonguldak'ın sorunlarını bildiklerini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Eylem Ertuğrul, öncelikle uzun bir siyasi yolculuğun ardından mazbatamızı almak nasip oldu. Bu yolculukla beraber çalıştığımız, bize her zaman destek olan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevli arkadaşlarımıza bize bu görevi tevdi eden, bize bu görevi layık gören Zonguldaklı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimize güzel hizmetler vereceğiz. Zonguldak'ın problemlerini, sıkıntılarını biliyoruz dedi. Öncelikle uzun bir siyasi yolculuğun ardından bugün mazbatamızı almak nasip oldu. Bu yolculukta beraber çalıştığımız, bize her zaman destek olan Cumhuriyet Halk Partisi, öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi örgütündeki görevli yönetici arkadaşlarımıza, bize bu görevi tevdi eden, bizi bu göreve layık gören Zonguldaklı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimize güzel hizmetler vereceğiz. Zonguldak'ın problemlerini de biliyoruz. Zonguldak'ın dertlerini biliyoruz. Zonguldak'ın sıkıntılarını biliyoruz. Bunları gidermek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Zonguldak'ı ötelenmiş şehir olmaktan çıkartacağız. Zonguldak'ın hakkını alması için ne gerekiyorsa omuz omuza bu mücadeleyi vereceğiz. Bunda da tabii ki tekrar sizden güç alacağız. Bundan emin olun. 14 Mayıs'ta seçimimizin birinci ayağını gerçekleştirdik. 14 Mayıs günü yapılan seçimde mevcut iktidarın bütün devletin gücünü kullanmasına rağmen, bütün propaganda aygıtlarını kullanmasına rağmen, öteleyici bir dil kullanmasına rağmen, elinde ne kadar güç varsa tamamen yüklenmesine rağmen bu seçimi kazanamadığına hep beraber şahit olduk. Hepimize hem mazbatalarımızın hem 28 Mayıs günü kazanacağımız zaferin hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum.